Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Şubat 2020. Bugün teknik analizde kullanılan ana grafik türlerini inceleyeceğiz. Ana grafik türleri var. Bir de bunun dışında fiyatı değiştirerek gösteren grafik türleri var. Bu türlere değinmeyeceğiz. Ana grafik türleri nedir? Onları göreceğiz ilk başta. Yasal üyelerimizi gösterelim. Borsa kursu vermekteyim. Bana e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Borsa kursu birebir online bu şekilde beni görerek, ekranımı görerek yapılmakta. Doğru olduğunuz borsaya ikna etmeye çalışmak çok pahalı olabilir demiş Etsoy Kota. Etsoy Kota da büyük borsacılardan. Doğru olduğunuz borsaya ikna etmeye çalışmak nasıl oluyor? Örneğin herhangi bir hisseyi alıyorsunuz. Çıkacak, çıkacak, çıkacak diye ümit ediyorsunuz. Şimdi çıkacak, şimdi çıkacak diye bekliyorsunuz ama hisse aşağıya inmeyi devam ediyor. Yani borsayla ikileme girmeyin, tartışmayın. Borsa aşağı iniyorsa iniyordur. Sizin dediğiniz yöne gidecek diye beklemeyin. Bunu anlatmaya çalışmış Etsy Kota. Teknik analizde kullanılan grafik türlerinden ilkinde çizgi grafiğini görmekteyiz. Çizgi grafiği genelde haberlerde, gazetelerde gösterilen grafik türüdür. Çizgi grafiğinde fiyat bilgileri direkt olarak gösterilmez. Fiyat bilgileri derken sadece kapanış bilgisi gösterilir. Onun dışında en yüksek, gün içindeki en yüksek, en düşük değeri, açılış değeri gösterilmez. Şu noktaları kapanış değeri, örneğin günlük kapanış değerleri olarak gördüğünüzde birinci gün şurada kapanmış, ikinci gün burada. Bu ikisinin kapanış değerlerinin birleştirilmesiyle bir çizgi oluşuyor. Böyle kapanış değerlerini kullanarak yapılan grafiğe çizgi grafiği deniyor. Sadece kapanış değerlerini kullanarak gösterilen bu grafikte tabii birçok bilgi kaybolmuş oluyor ve teknik analiz için kullanılamayacak bir grafik ortaya çıkıyor. Tabii bu görsellerde basit şekilde borsa ile ilgisi olmayan, fiyatın nereye gittiğini görmeye çalışan biri için ilginç olabilir. Ama teknik analizde böyle grafikleri kullanmıyoruz. İkinci grafik türü de bar grafiğidir. Bar grafiğinde aynı buradaki fiyatın aynı yani Borsa İstanbul'u göstermekteyim. Aynı zaman aralığında gördüğünüz gibi bar grafiği kullanarak aynı grafiği gösterdiğimizde daha çok bilgi edinmiş oluyoruz. Örneğin şurada boşluklar olmuş. Onu bar grafiğinde görmüyoruz. Bar grafiğinin özelliği şöyle bir çubuk olması, burada gördüğünüz gibi. Sol tarafında açılış fiyatı, sağ tarafında kapanış fiyatı, yani sabah 9.30'da hangi fiyattan açılıyorsa ya da 10'da hangi fiyatta açılıyorsa o fiyat sol taraftaki bu çıkıntıyla gösterilmekte. En yüksek değeri şuradaki, o gün içinde ulaştığı en yüksek değeri bu barın en yüksek değeriyle, en düşük değeri ise bu barın en düşük değerine denk gelen yerde gösterilmekte. Sağ taraftaki çıkıntı ise o günkü kapanış değerini göstermekte. Gördüğünüz gibi iki grafik arasında herhangi bir çizgi ve bağlantı yok. Her gün ayrı ayrı açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleriyle birlikte gösterilmekte. 4 tane bar grafiği var burada. 4 ayrı günü göstermekte bu bar grafiğinde. Mum grafiği, yani Japon mum grafiği de deniyor buna. Eskiden Japonların kullandığı bir grafikmiş. Bar grafiğinde söylememiz gereken bir nokta da renklerinin açılış ve kapanış değerlerine göre nasıl değiştiği. Eğer açılış yukarıda, kapanış aşağıda ise negatif bir gün olmuş. Yani fiyat düşmüş denmekte. Böylece kırmızı gösterilmekte. Eğer kapanış açılışın yukarısında ise, örneğin kapanış burası, açılış burası,
O zaman yükselen bir gün olarak değerlendirilmekte ve yeşil olarak gösterilmekte. En son gördüğümüz bar grafiği de düşen bir bar grafiği, yani kırmızı olarak gösterilmiş. Tekrar geriye gidelim karşılaştırmanız açısından. Aynı şekilde burada her nokta bir günü göstermekte. Burada 5 gün şeklinde olan bir çubuk grafiği var. Örnekte, sağ taraftaki örnekte görülecek şekilde. Basit bir örnek yapmaya çalıştım burada. Burada gördüğünüz kapanış fiyatlarının değişimi. Örneğin haberlerde ikinci günle üçüncü gün arasında negatif bir değişme olduğunu görürsünüz. Haberlerde söylenen iki kapanış fiyatının arasında olan değişikliktir. Negatif olarak söylenen değişiklik bar grafiğinde negatif olarak değerlendirilmeyebilir. Çünkü bar grafiğinde değişikliklere bakarken kapanış ve açılış arasındaki değişikliklere bakılır. Şu bölüm negatif olarak değerlendirilebilir. Burada ise değişimler kapanış ve açılış arasındaki değişimler olarak hesaplanır. Örneğin burada değişim negatiftir. Burada değişim kapanışla açılış arasındaki değişim pozitif. Üçüncü çubukta pozitif, dördüncü çubukta tekrar negatiftir. Mum grafiğine geçelim. Mum grafiğinin prensibi de bar grafiği gibi aynı şekildedir. Mum grafiği biraz daha alan büyük olduğu için daha iyi görmemizi sağlar. Örneğin burada çubuk grafiğinde kapanış ve açılışlar biraz daha görmesi zor olabilir. Onun için ikisi arasında çok bir fark yok. Aynı şekilde kullanılabilirler. Buradaki özellik işte biraz daha görülmesi daha kolay ve mum grafiklerinde farklı formasyonların olduğu da söylenmekte. Bu mum grafiğine olan özellik ait olan bir özellik değil formasyonlar. Aynı formasyonu çubuk bar grafiğinde de görüp kullanabilirsiniz. Tabi test etmeniz lazım bütün formasyonları kullanmadan önce. Mum grafiğindeki sol taraftaki en yüksek nokta o günkü açılış değerini ifade etmekte. Şurası. Sağ taraftaki nokta kapanış değerini kırmızı çubuklar için. Eğer bar grafiğinde görmüştük. Açılış yukarıda, kapanış aşağıdaysa çubuk kırmızı oluyor. Negatif bir değer olduğunu gösteriyor. Mum grafiklerinde renginden anlıyoruz açılışın ve kapanışın nerede olduğunu. Bar grafiğinde hem renginden hem de bu çıkıntıların nerede olduğuna göre anlayabiliyoruz. Mum grafiğine tekrar geri geldik. Burada açılış aşağıda olduğunu söylüyoruz. Kapanışın yukarıda. Neden? Çünkü yeşil renginde. Aynı şekilde 3. grafikte açılış şu kısımda, kapanış yukarıda. Çünkü rengi yeşil. En yüksek noktası bu çıkıntı ile belirlenmekte. En düşük noktası da şurayla belirlenmekte. 4. grafikte açılışın burada, kapanışın burada olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bu grafik kırmızı şeklinde görülmekte. Evet, 3 çeşit grafiği gördünüz. Kullanılan, ana kullanılan. Bunun dışında farklı grafikler de var. Onlar tabii bilgiyi değiştirmekte, görüntüdeki bilgiyi. Onlara değinmiyorum bu videoda. Evet, bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Sorularınızı bana e-mail atarak sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.